Hüseyin Oruç'la Kıssadan Hisseler. Mahşerden bahsedelim bugün. Gideceğimiz tatilin bile rezervasyonunu aylar öncesinden yapan biz insanoğlu. Rahat mı değil mi, yemekleri güzel mi değil mi diye yorumlarını ayrıştıran biz insanoğlu. Kaç yıldızlı, giderken rezil mi oluruz yoksa keyif mi yaparız diye aylar öncesinden hesap eden biz insanoğlu, acaba mahşer yurdunu hesaba gün içerisinde ne kadar katar da ona göre kendince kendi muhasebesinin yorumunu yapan biz insanoğlu muyuz? Kıyamet günü ve mahşer halkının hallerini duydunuz mu? Belki hemen hemen her gün söylenilmesi, anlatılması gereken bir konu da budur aslında. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatına baktığımızda, ölümü hatırlatan, kendisine mahşeri hatırlatan bir insan görevlendiriyor. Her gün bana, "Ya Ömer, ölüm var," diyeceksin. Ne zaman ki Hazreti Ömer'in sakalına, saçına ak düştü, dedi ki tamam senin meselen bitti. Bundan sonrasını ben her gün hatırlarım. Saçlarımıza aklar düşmüş de, ölümü hatırlamak kenara dursun, Allah'a secde etmeyi bile ihmal eden bir ümmeti Muhammed olduk. Kıyametin kopması anında, yer ile göğün değişmesi iki aşamada gerçekleşecektir. İlk aşamada yer ve göğün sadece sıfatları değişecektir. Ve bu olay saika levhasından, yani insanların mezarlarından kalkıp kıyamete gelmelerinden önce olacak. Ve daha sonra ikisinin de yıldızları dökülecektir. Güneş ve ayın nuru sönecektir. Hatta ilkinde yağ gibi, ikincisinde de tortu gibi olup dağlar, bulutlar gibi boşluklarda yürütülecektir ve bütün vadiler dümdüz olacaktır. Ağaçlar yerlerinden kopacak. Yeryüzü dümdüz bir saha haline gelecek. İkinci aşamada ise yer ve göklerin zatları değişecek. Yani insanlar mahşerde toplandıkları vakit arz gümüşe, gökyüzü ise altına dönüşecektir. Ve üzerinde hiçbir günah işlenmemiş tertemiz bir arz, tertemiz bir yeryüzü. Üzerine ayak basılmamış dümdüz bir arazi olacaktır. Müslim'in rivayetine göre Yahudi bilginlerinden biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu yer başka bir yer. Bu gökler de başka gökler olduğu zaman insanlar nerede olacaklar diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sırat Köprüsü'nün yanında karanlık içinde olacaklardır. Gerisini Allahü Teala en iyi bilendir. Tirmizi'nin rivayetine göre de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Yer değişik başka bir yer ve bu gökler de değişik başka gökler olduğunda insanlar nerede olacaktır? Efendimiz, sırat üzerinde olacaklardır. Ayet-i Kerime buyuruyor, Estağfirullah. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْعَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Bir gün gelecek diyor Allah. Yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ona kimin gücü yeter ki? وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَسْفَادِ. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَدِرَانِ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Şaka geliyor değil mi? Hikaye geliyor değil mi? Sanki bunları biz yaşamayacakmışız gibi geliyor değil mi? O musallaya hep başkası yatacak değil mi? Biz hiç yatmayız, bize yakışmıyor çünkü ölüm.
لِيَجْزِيَ kulle nefsin مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ الْحِسَابِ Allah-u Teala herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Allah-u Teala'nın hesabı çabuktur. İnsanlar üç sınıf olarak dirilecek. Birinci sınıf yaya olarak, ikinci sınıf süvari olarak, üçüncü sınıfta yüzüstü haşredilecek. Üç şekilde insanlar dirilecek. Bir yaya, iki süvari gibi, üçüncüsü de yüzüstü haşrolunacaktır. Ve kıyamet gününde insanlar her zamankinden daha aç, her zamankinden daha susuz, her zamankinden daha çıplak, her zamankinden daha üzgün, daha dertli olarak dirilecek, toplanacak. Kim Allah için yedirmişse, Allah-u Teala o zaman onu doyuracaktır. Kim Allah için bir su açmışsa, bir su vermişse, Allah-u Teala ona o zaman su verecektir. Kim Allah için giydirmişse, Allah-u Teala da o gün onu giydirecektir. Kim Allah için amel etmişse, Allah ona kafi gelecektir. Tüm dertlerden onu kurtaracaktır. Muaz bin Cebel naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunu söylüyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Cenab-ı Hakk'ın sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Kavline dair suallerde bulundum. Efendimizin gözlerinden yaşlar boşaldı, ağladı. Dedi ki ey Muaz, büyük bir şey sordun. Ümmetim dağınık olarak tam 10 sınıf üzerinde haşrolunacak. Benim ümmetim 10 sınıf üzerine haşrolunacaktır. Allah-u Teala onları Müslüman topluluğundan ayıracak, çeşitli kılığa büründürmüş olarak gelecek. Peygamberimizin ümmetinden, yabancı değil bizlerden, bizlerin içerisinden Allah bizleri bu 10 sınıftan muhafaza eylesin. Kimi maymun suretinde, kimi domuz suretinde, kimi ayakları yukarı kalkmış yüzleri üzerinde sürünerek, kimi kör olarak, kimi bir şey duymadan sağır, kiminin aklı bir şeye ermeyen aynı o dilsiz gibi, kimi elleri ve ayakları kesilmiş bir vaziyette gelecek, kimi ateşten hurmaların dallarında asılmış olarak, kimi leşten daha fena koku olarak gelecek, kimi de katran elbiseleri giyerek gelecek, haşredilecek. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bunların suçları nedir? Bunların hataları nedir ya Resulallah ki bunlar mahşerde ümmetin böyle gelecek? Maymun şeklinde olanlar kovucu olan kimselerdir. Kovuculuk yapmak, laf gezdirmek, laf taşımak. Hınzır, domuz suretinde olanlar haram yiyenlerdir. Bile bile haram yiyenler, yüzleri üzerinde sürünenler ise faiz yiyenler olacaktır. Kör olarak haşredilenlere gelince, onlar da hükümde zulüm edenlerdir. Düzgün hüküm veremeyenlerdir. Sağır ve dilsizlere gelince de onlar kendi varlıklarına güvenirler de kibre kapılırlar. Zenginliğine güvenmişler, gücüne, kuvvetine, bedeninin zerafetine güvenmişler. Ne kadar da güzelim, ne kadar da yakışıklıyım ve çok zenginim. Her şey seninmiş gibi davranan. Acaba zengin olup da gerçek manada fakir gibi davranan var mıdır? Nasıl olur ki o iş? Evet, biz bunu yapıyoruz. Ama şöyle fakir gibi yapıyoruz. Kendimizi onların yerine koyup onlara daha çok hayır yapmak yerine kendimizi yakınlarımıza karşı fakir gösterip daha da ağlıyoruz değil mi? Biz burayı da yanlış anlamışız. Nasılsın diyorsun adama? Ne olsun hocam? Mahvolduk, kriz bizi de vurdu. Öldük, bitiyoruz. İnsanoğlu kendinden daha aşağıdaki insanları düşünmediği sürece hep isyankar olurmuş. Kendinden aşağıdakileri düşününce de şükreden bir varlık olurmuş insan. Bir de dillerini göğüslerine kadar sarkmış bir vaziyette çiğneyenler olacak. Onlar da
sözleriyle fiilleri uymayan kimseler, Allah bizleri ve tüm hoca kardeşlerimi bu sınıftan muhafaza eylesin. Elleri ayakları kesilmiş bir biçimde haşrolunacak insanlar. Onlar da komşularına eziyet edenlerdir. Ateşten dallar üzerinde asılanlara gelince, insanları zalim krala, zalim hükümdara ya da zalim bir makam mevkide kim varsa onlara şikayet edip onlara zulmettirenlerdir. Hani günümüzde şöyle insanlar vardır. Sen beni tanıyor musun? Kimsin sen? Ben sana gününü gösteririm. Senin tahinini bir doğuya verdireyim falan. He? Kendini beğenmiş cahil ukalalar vardır mesela böyle. Halbuki özünde, vasfında hiçbir işe yaramayan, kendisine hiç de kıymet verilmeyen bir insan, şerefini makamından alan bir varlık ve makamıyla karşısındakini korkutan insan. Çok seviyorum Hazreti Ömer'in şu sözünü. Şerefini makamından alanlar, makamı gidince şerefsiz kalırlar. İşte bu tür insanlar. Onlar kendi menfaatleri uğrunda aslında haksız iken haklı olanı sırf makamından ya da tanıdıklarından dolayı zulmettirenler. Ne olacak bunlara? Bunlar ateşten dallar üzerinde asılı olarak gelecekler. Leşten daha fena kokulu olanlar vardır. Öyle bir pis kokacak ki insanlar onların kokularından dolayı kaçacak yer arayacaklar. Onlar da şehvet ve lezzetlere kapılıp mallarından Allah'ın hakkını vermeyenlerdir. Yani zekatlarını vermeyenler. Zaten zekat vermeyenlerin ibadeti de kabul olmuyor sevgili kardeşler. Zekat ibadetin mührüdür. Zekat fakirin hakkıdır. Ve kim zekat verirse ertesi sene malı bereketli olur. Allah-u Teala malındaki korumasını sağlar. Yani bir bekçi, bir polis, bir güvenlik koyuyorsunuz ya hani bazen şirketlerinize, işte holdinglerinize veya işte ne bileyim elinizin altında ne varsa sahip olduğunuz. En kötü ihtimalle binanın önüne bir kamera koyuyorsun değil mi? Aman efendim çalınmasın, hırsız gelmesin. Ya da yapmacık bir kamera, vasfı bile olmayan görselde bir kamera koyuyorsun ki hırsız onu görüp korksun diye. İşte zekatını veren insan Allah-u Teala onun malını muhafaza ediyor. Kim de zekatını vermezse sene içerisinde o adamın malı telef olur. Hepsi olmasa da sıkıntı çeker. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Vermek mecburiyetindesin. Ve akimus salate ve etuz zeka. Allah-u Teala namazınızı kılın, zekatınızı verin diyor. Zekat verilmeden namazı kabul etmiyorum diyor Mevla. Ve onlara öyle zulümler yapılacak, onlar öyle bir pis kokacak ki onların kokusundan insanlar kaçacak yer arayacaklar. Katrandan elbise giyilmiş olanlar var bir de. Onlar da kibirlenip böbürlenen, kimseyi beğenmeyen, herkese üstten bakan. İmam-ı Gazali, insanların mahşerdeki halleriyle alakalı şöyle buyurmuş. Bir de zina yapanlar vardır. O zina yapanlarla eşcinsellerin, tenasül uzuvları, organları kıyamet gününde o kadar çok büyüyecek ki diyor, içlerinden irin akacak, irin, pislik akacak. Komşuları diyor ondan rahatsız olacaklar. Ut çalanlar, kıyamet gününde utları boyunlarına asılmış bir halde haşredilecek. Düdük çalanlar, düdüğü diyor ağzında haşır olacak diyor. O şekilde kalkacak. İçki içenler, içki fıçıları boyunlarında haşrolunacaklar. Kadehleri ellerinde olduğu halde haşredilecekler. Etrafa çok kötü saçacaklar. Ve nitekim kabirlerinden çıkıp da her biri oturduğu zaman ne şekilde ölmüşlerse o şekli alacaklar. Kimi çıplak, kiminin bir yeri açık, kimi siyah, kimi beyaz, kiminin nuru lamba gibi, kimininki kandil gibi, kimininki güneş gibi olacak. Ve her biri tam bir sene başı aşağı doğru eğik bir şekilde bekleyecek. Başını kaldıramayacak. Suçlu gibi. Ayşe annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde insanlar yalın ayak, çıplak, sünnetsiz olarak haşredilecektir buyurduğunu duyunca, ey Allah'ın Resulü,
sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlar ve erkekler birbirlerine bakmazlar mı o zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, onlar birbirlerine bakacak zaman bulabilecekler mi ey Ayşe? Öyle şiddetli gün ki hiç kimse kimseyle ilgilenemeyecek, kendi derdine düşecek. O gün herkesin kendine yetecek kadar bir derdi olacak zaten. Kim Allah için giydirirse, Allah da işte kıyamet günü onu giydirecek. Kim Allah için su vermişse, Allah da kıyamet günü ona su verecek. Kim Allah için yedirdiyse, işte Allah da o zaman onu yedirecektir. Ve Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ölülerinizi iyice kefenleyin. Çünkü kıyamet gününde onlar kefenleri içinde haşrolunacaktır. Diğer milletler ise çıplak olacaklardır. Kefenlenmenin sebebi de budur sevgili kardeşlerim. Günahkar kişinin mahşerdeki hali de şöyle olacak. Allah'ı muhafaza eylesin. Allah-u Teala'nın huzuruna kendisini aldatan şeytanlarıyla birlikte gelecek diyor. Böyle kelepçelenmiş, boyundurulmuş bir halde, elleri, ayakları, boyunları birbirlerine diyor böyle çatılı bir halde, bağlanmış bir halde mahşere gelecekler. Günahkarların üzerinde ise diyor katrandan bir gömlek var. Şimdi katranı anlatayım size. Katran siyahtır, pis kokuludur. Kendisinde hemen ateş tutuşur. Yani farz edin ki üzerinize alkollü bir şey döküldü, ateş değse ne olur, hemen tutuşu verir değil mi? Katran böyle bir giysidir. Ve cehennem ehlinin derileri ona batırılacaktır. Üzerlerine yapışmış olan o katran vücutlarının şekillerini alacak hemen, giydirilir giydirilmez. Ve bu cehennemliklerin üzerine katranın giydirilmesinin sebebi de azabın dört türlüsünün toplanması içindir. Bir katran insana ne acı veriyor onu söyleyeyim. Bir kere katran sana yapıştığı için, yapıştığından dolayı acı verecek. Katranın yakıcılığı ayrı bir acı verecek. Ateşin hemen onların vücutlarını tutması ayrı bir azap olacak. Ve alışık olmayan renkle beraber de pis koku verecek katran. Azap üstüne azap var. Sadece bir gömlekte dört tane azap var. Ne kadar basit zannediyoruz yahu. Dünya hayatında yüzlerini Hakk'a yöneltmeyen cehennem ehlinin diğer bir azabı da ateşin yüzlerine doğru yükselmesidir. Onların ciltlerine temas edecek katrandan gömlek olan o ateş yüzlerini kaplayacak diyor. Hani o yüzüne kıyamadığın, kremler sürdüğün, efendim estetikler yaptığın, kaşını gözünü aldırdığın, aynaya bakınca mutlu olduğun o güzelliğin, bak nelere düçar olacak. Ve hesap günü gelip çattığında, nefislerine ve şeytana tabi olup günah işleyen o ruhlar, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp hesap verecek. Allah-u Teala ruhları süratle hesaba çekecek. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. Açmıyoruz ki, okumuyoruz ki. Birileri sohbet dinlese, geçen gün bana gelen mesajda, abi diyor, sabahleyin sohbet ettiğin için biz de sabah sohbet programı açıyoruz radyoda, kapatın diyorlar. Sebebini sordum en son. Dediler ki bu sohbet biraz daha böyle hareketli bir şeyler açın. Bu sohbet oldu mu, sohbet tarzı bir şeyler açtığınız zaman insanlar uyuyormuş diyor. Halbuki insanlar bu sohbetlerle uyanır. İnsanlar bu sohbetlerle kendine gelir. Sabahın ilk saatinde yapmamın sebebi hem beni hem de sizleri sevgili kardeşlerim, gün içinde nabızda tutsun diye, o şerbet damağımızda akşama kadar kalsın diye. Ama hoşumuza gitmiyor. Kur'an'dan biri bir ayet okusa tesir etmiyor. Biz ne ara böyle olduk? Ne zaman döneceğiz ki özümüze? Sohbet ortamında bir hayaldesin, tamam kendime çeki düzen vereceğim dersin. Sohbet bitince, hani der ya aynı tas, aynı hamam, niye böyle oluyoruz?
Niye böyle oluyoruz biliyor musun? Çünkü bize zarar verecek şeyleri ya tespit edemiyoruz ya da tespit ediyoruz ama vazgeçemiyoruz. Çok sevdiğin çocukluk arkadaşından vazgeçemiyorsun. Çok sevdiğin dar pantolonundan vazgeçemiyorsun. Çok sevdiğin gıybeti kenara koyamıyorsun. Yavaş yavaş yaparım diyorsun. Yavaş yavaş yapamazsın. Yavaş yavaş olmuyor sevgili kardeşim. Bir anda, bir anda bırakacaksın. Bir anda dönüş yapacaksın. Çünkü yavaş yavaş yaptın mı, yavaş yavaş da yine aynı eski haline bir anda dönebiliyorsun. Kur'an-ı Kerim ve içinde bulundurduğu vaazlar, öğütler, hükümler, büyük uyarılar insana yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan ayetleri düşünmekle insanlar şunu bilmesi lazım. Allah'tan başka ilah var mı? Yok. Onun şeriki ortağı var mı? Yok. İnsanlar sadece sıfatları ve isimleri Kur'an'da zikrolunan tek bir ilaha ibadet etsinler diye yarattı Mevla bizleri. Dünya, nefis, yersiz arzular, şeytan, başkalarının Allah'tan gayri taptığı şeylere kesinlikle tapmasınlar diye. Tapıyor muyuz biz? Tapıyoruz. Eğer bugün namaz senin işinin önüne geçiyorsa, işini bahane edip namazı kılmıyorsan sen işine tapıyorsun, sen paraya tapıyorsun. Eğer bir kadın seni namazından alıkoyuyorsa, devamlı şehvani, nefsani arzularını çoğaltıp ve yöneltiyorsa o kadına tapıyorsun. Hani Muhiddin İbn Arabi neden kellesi alındı? He? Bazı insanlar onun hakkında türlü türlü şeyler söyler. Dedi ki sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne demek istiyorsun deyip vurdular onu. Ama dedi ben ne zaman anlaşılacağım? Sin şuna girince anlaşılacağım dedi. Her bir hali acayipti. Yani onun sözlerini anlamak için de ayrı bir tefsir gerekiyordu. Çok acayip bir Allah dostuydu Muhiddin İbn Arabi. Sin şuna girince anlaşacağım. Yavuz Sultan Selim Şam'a girince dedi ki Muhiddin İbn Arabi bunu nerede söyledi? Dedi ki filanca yerde. Bana noktasını söyleyin. Nerede? Hangi taşın üzerinde? Dedi ki burada. Burayı kazın dedi. Bir kazdılar ki oradan altınlar, mücevherler. Doğru söylemiştir dedi. Kendimize yakıştıramasak da halimiz budur. Sevgili kardeşim. Onların taptıkları onların midesindedir diyor. İşte hep midemizi düşünüyoruz ya, yemek, içmek, nefsani arzular, bitmeyen hırs, emelimiz, uzun emeller, filanca arazimiz, değerlensin şöyle yapacağım, emekli olayım böyle yapacağım, hele biraz para biriktireyim şöyle edeceğim. Tabii ki çalışmalıyız. Çalışmak bir ibadettir. Hatta çalışarak insan ölürse şehitliğin en güzel mertebelerinden bir tanesini elde etmiş olur. Ama bazen çok mu hırslanıyoruz? Hırslanırken ibadetleri terk ediyor muyuz? Gerçekten namaz bizim olmazsa olmazımız mıdır? Ezan okundu. Evet ben bunu kılmam lazım. Ama sohbet vardı, iş vardı, muhabbet vardı. Hayır, önce bunu yapmam lazım. Diyebiliyorsan işte ne güzel ki gerçek Müslümansın. Öbür türlü Müslüman değil miyim? Ben hadis söyleyeyim, sen kendin tefsirini yap. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, As-salatu imaduddin. Namaz dinin direğidir. Kim namaz kılmıyorsa direğini yıkmıştır. Ötesi var mı? Efendimiz kişiyi kıyametin dehşetinden kurtaracak ameller hakkında da şöyle demiştir. Kim müminin üzüntülerinden bir üzüntüsünü giderirse Allah da kıyamet gününde onun üzüntülerinden bir üzüntüsünü giderir. Etrafınızda, çevrenizde fakir, fukara ve buna benzer insanlar görüyorsanız onlar için yardım topluyorsunuz. Mesela ben öyle insanlar tanıyorum ki kendi derdi gibi dertleniyor. Bir fakir, bir gariban gördüğü zaman acıyor haline, hemen WhatsApp grubunda yazıyor. Kardeşim diyor, çok acayip durumsuz, yani halinden şikayetçi veya ne bileyim işte durumu çok beter bir insan gördüm diyor. 50-100 ne verirseniz, bir şeyler toplasak da versek. Hemen o grup arkadaşları
20, 30, 10 lira ne varsa topluyorlar. Bir bakıyorsun güzel bir para çıkıyor. Pat götürüyor, ihtiyacını karşılıyor. Ne oldu? 10 kişi toplandı. O bir kişi vesile oldu. O bir kişi 10 kişinin yaptığı ecrin aynısını alır. O 10 kişiden de hiçbir şey eksilmez. Dahası o Müslüman kardeşinin üzüntüsünü giderdiği için Allah da kıyamet gününde onun üzüntüsünü giderecek. Kim diyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bakın, Afrika'ya su kuyuları açıyorsunuz, kurbanlar kestiriyorsunuz. Bir Müslümanın burada da üzüntüsünü gideriyorsun. Elhamdülillah. Buna benzer nice şeyler, örnekler verilebilir. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımında olur. Abdurrahman bin Avf rivayet ediyor. Bir gün biz diyor Medine mescidindeyken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi diyor. Dedi ki ben dün garip bir şey gördüm. Ne gördün ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki ümmetimden bir adam gördüm. Melek gelmiş ruhunu kabzetmek istiyordu. Üç kişi bir ilaçla geldi onu tedavi etti ve meleğin elinden onu kurtardı diyor. Ümmetimden birini de gördüm ki kabir azabı ona musallat olmak üzereyken abdestli gelip onu kabir azabından kurtardı. Ümmetimden diyor yine bir adam daha gördüm ki şeytanlar gelmiş üzerine çullanmış bir halde iken hemen diyor zikrullah gelip onu şeytanların arasından aldı kurtardı. Ümmetimden birini daha gördüm diyor. Susuzluktan ağzı kurumuş, derin derin soluyor diyor. Su içmek için hangi havuza başvursa alıkonuluyor. Orucu gelip onu oradan kurtardı diyor. Ümmetimden bir adam daha gördüm. Azap melekleri üzerine çullanmış. Namazı geliyor, onu azap meleklerinin elinden kurtarıyor. Birini daha gördüm ümmetimden. Etrafında peygamberler halka halka, fakat hangi halkaya yaklaştıysa onu kovuyorlar. Cenabet yıkanışı gelip hemen benim yanıma oturtuyor onu diyor. Aldığı gusül. Ümmetimden bir adam daha gördüm. Önü altı, her tarafı sağı solu kapkaranlık, şaşkın bir halde o karanlıklar içinde kıvranıyor. Derken haccı ve umresi gelip onu o karanlıktan çıkardılar. Onu nura gark ettiler. Ümmetimden bir adam daha gördüm. Müminlerle konuşmak istiyor ama müminler onunla konuşmuyor. Hemen sıla-i rahim geldi. Ey müminler topluluğu, haydi onunla konuşun dedi. Onlar derhal diyor bu sefer onunla konuşmaya başladılar. Ümmetimden bir adam da kendisini ateşin alevlerinden eliyle koruduğunu gördüm. Alev yaklaşıyor ama kendini eliyle koruyor. Sadakası geliyor. Ateş ile onun arasında bir perde oluyor. Başına bir gölge oluveriyor. Ümmetimden bir adamı da zebanilerin her yerinden yakaladığını gördüm. Hemen marufu emretmesi, emri bil maruf ve nehyanil münker, kötüden alıkoyması, o fiili gelip onu zebanilerin elinden kurtarıyor. Onun rahmet meleklerinin yanına sokuyor. Ümmetimden birini de dizleri üzerine çökmüş bir halde gördüm. Kendi ile Rabbi arasında bir perde vardı. Güzel ahlakı gelip elinden tutuyor ve onu Rabbinin yanına koyuyor. Birini daha gördüm ümmetimden. Gördüm ki mizanı hafif olmuş. Ameldeki takvası geliyor, hemen mizanını ağırlaştırıyor. Hani kırmızı çizgi dediğimiz, hayır hayır ben bunu yapamam. Takva olan Müslüman. Ümmetinden birini daha gördüm. Cehennemin tam kenarında duruyor. Allah'tan korkusu geliyor, onu cehennemin kenarından alıyor. Ümmetimden birini de ateşe yuvarlanmış bir halde gördüm. Allah'tan korkusundan dolayı döktüğü gözyaşları geliyor, elinden tutup cehennem çukurundan kurtarıyor. Birini daha gördüm, Sırat Köprüsü'ndeydi. Onun üzerinde kah emekleyerek yürüyor, kah sürünüyordu. Yani ya düşmemek için bir tarafa yapışıyor, asılıyordu ya da böyle sürüne sürüne gidiyor. Getirdiği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadet kelimesi gelip ona kapılar açıyor, onu cennete koyuyor. Yapacağınız her bir hayır
size ahirette karşılık olarak gelecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim güç durumda olan borçlusuna mühlet verirse bile, alacağından vazgeçerse ya da Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir. Zordur bu. Borç vermişsin ama alamıyorsun. Gerçekten durumu yok. Ama sen diyorsun ki, ben Allah rızası için çizgi çektim, vazgeçtim. Onlar Allahu Teala'nın o kendi gölgesi dediğimiz olay şudur. İnsanlar mahşer meydanında toplanırken güneş aynı bu odadaki lamba gibi o kadar yakınlaşacak gidiyor. Kimi bileğine, kimi dizine, kimi beline, kimi göbeğine, kimi diyor göğsüne, hatta kimi boğazına kadar teller içinde kalacak. İşte o 7 sınıf insandan bir tanesi de, 7 sınıf insan Allah'ın gölgesinde olacak. Onlardan bir tanesi de Allah rızası için alacağından vazgeçmiş. Kardeşi ödeyemiyor, zorlamamış onu. Evet, tamam. Ben görüyorum seni. Gerçekten sıkıntıdasın. Allah için vazgeçtim. Dedin ve inşallah bu makamı kazanırsın. Kim bir çıplağı giydirirse veya bir misafiri barındırırsa Allahu Teala ona kıyametin o şiddetinden, dehşetinden koruyacaktır diyor hadis-i şerifte. Kim bir kardeşine bir lokma tatlı bile yedirirse Allahu Teala ondan kıyametteki o mahşerin acılığını bertaraf edecektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Kur'an-ı Kerim'deki öğüt ve nasihatleri, vaazları dikkate alsa, yaşasa, ahiret azığını ona göre hazırlasa, mahşerin en sıkıntılı anında ameli ona yetişecektir. Rabbim bizleri rızası için salih amel işleyen, işlediği amelleri de kabrinde yoldaş olan kullarından eylesin inşallah. Ne diyor Hazreti Ali radıyallahu anh? İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanın. Kişiye mezarında dünyadaki amellerinden başkası yoktur. Ne yaptıysan amel olarak karşılığını bulacaksın diyor. Yüce Rabbim razı olduğu kullardan olmayı nasip eylesin. Hata yapıyoruz, günah işliyoruz. Evet, çok günahkar insanız. En azından kendi nefsime öyle konuşuyorum. Ama aması şu ki yöneldiğimizde de bizleri böyle çok da fazla gazaplanmamış, hatta hiç gazaplanmamış, bizleri tamamen affetmek için bekleyen bir Rabbimiz var. Yeter ki dönüş yapalım, yeter ki geri dönelim. Biz bu değiliz sevgili kardeşim. Biz bu insan değiliz. Biz devamlı hata işleyen, devamlı asi olan, isyan eden bir insan değiliz. Bize bir şeyler oldu. Ne olduysa artık bu son olmuş olsun ki özümüze dönelim. Güzel nesiller yetiştirmeye gayret edelim. Güzel bir insan olarak insanlara örnek olalım değerli kardeşim. Bize bakan insan bizim halimizden, hareketimizden Müslümanlığı sevsin. Bizden nefret etmesin. Değerli kardeşim, değerli büyüğüm. Evet, ilk saatimizin sonuna gelmiş olduk. İkinci saatimizde dediğim gibi farklı bir konuya değineceğiz. Aile yuvaları çok fazla sıkıntılı arkadaşlar. Ben çok mesaj alıyorum. Eşiyle kavga edenler mi desen? Artık eş kavgalarından ziyade eşlerin aileleriyle sürtüşenler çok oluyor. Kavga edenler çok oluyor maalesef ve bunlar sebebiyle de eşlerindeki aralarındaki muhabbetler zedeleniyor ve bir süre sonra da artık bir yerden sonra eşim benim annem babam diyor, öbürü benim annem babam kardeşim diyor, laf edemezsin söz ettirmem diyerekten yuvalar yıkılıyor sevgili kardeşlerim. Bu yüzden istiyorum ki haftada bir iki defa da böyle yaşanmış kıssaları, menkıbeleri sizlere anlatayım ki bu hata sadece bizde yokmuş. Herkes de böyleymiş. İnsanoğlunun huyu suyu böyleymiş. İdare etmek, sabretmek lazım diyerekten yuvamızı ayakta tutmaya gayret gösterelim. Değerli kardeşler, değerli büyükler.